Bir programından merhaba. Bugün ihlalleri konuşacağız. İnsan hakları ihlallerini konuşacağız. Halihazırda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladı. Bu bağlamda bir konuğumuz var. Hakkari İnsan Hakları Derneği İl Başkanı. Kendisi de bir cumartesi insanı. Sayın Tayyip Canan, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tayyip Bey, öncelikle İHAD nedir? Kimdir? Yani İnsan Hakları Derneği. Nasıl bir kuruluştur? Öncelikle bizi dinleyecek arkadaşlara, yurttaşlara selam ve saygılarımı iletiyorum. İnsan Hakları Derneği aslında çok kutsal bir dernektir. Hak ve Hukuk Mücadelesi Derneği'dir. İnsan haklarının kuruluşunu öncelikle anlatmak isterim. İnsan Hakları Derneği 17 Temmuz 1986 tarihinde aralarında tutuklu, hükümlü yakınları, yazar, gazeteci, hekim, hukukçu, mimar, mühendis ve akademisyenlerin yer aldığı çeşitli meslek gruplarına mensup 98 insan hakları savunucusu tarafından kurulmuştur. Kurucular 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından siyasi parti, dernek ve sendikaların kapatılması başta anayasa olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili yasanın iptal edilmesi, toplum üzerindeki baskıcı, otoriter uygulamaların yoğunlaşması ve gözaltında ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamelelerin had safhaya ulaşması nedeniyle oluşan ağır tahribatların giderilmesi ve toplumda duyarlı olmasına katkıda bulunmak fikriyle harekete geçti. Derneğin kuruluş amacı insan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak şeklinde formüle edildi ve bu tüzüğümüze yazıldı. Derneğimizin temel amacı bir dakika önce söylediğim ki insan haklarını savunmaktır. İHAD'e yöneticileri ve aktivistleri bu amaçla yıllar içinde çeşitli ülkelerde ve dünyadaki insan hakları ile ilgili uygulamaları izleyerek bilimsel incelemeler, araştırmalar yaptılar. Bu alanda ilişkin tespitler, raporlar yayınlanarak dünya ve Türkiye kamuoyunda bilgilendirdiler. İnsan hakları savunucuları hak ihlallerinin meydana geldiği mahallelerde bulundu. Ve hak ihlallerine uğrayan kişi ve kurumların başvuru ve şikayetleriyle ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgisine sundu. Bireylere insan hakları bilinci aşılamaya çalışıldı. Buna yönelik çalışmalar yapıldı. Anladığımız kadarıyla insan hakları üzerine olan ihlalleri duyurmak, raporlamak, bunların önüne geçmek için kurulmuş bir dernektir. Bu bağlamda çalışılıyor. Peki Tayyip Bey, bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Diyelim bir ihlal oldu. Evet. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle bir insan hakkına tecavüz edildiği anda, insan haklarının ihlal edildiği anda eğer biz orada bulunuyorsak resmen bunu zapta alıyoruz. Olmadıysa başvuru üzerine hak ihlaline uğrayan arkadaşlar bize başvuru yapıyor. Biz bu başvuruları alıyoruz. Başvurularda neler yapılmış? Tarafsız bir şekilde bunları raporlaştırılıp kamuoyuna açıklıyoruz. Bundan sonra yıllık raporlar halinde genel merkeze gönderiliyoruz. Genel merkez bunu değerlendirip kamuoyuna açıklıyor. Ya sonunda yapılan hak ihlallerini açıklıyorlar. Çalışmalar yapıyorsunuz, raporlar tutuyorsunuz. Bu raporlarınız, bu beyanlarınız, bu açıklamalarınız etkili olabiliyor mu? Yani anladığımız kadarıyla İHA'da hükümetler ile dünyanın genelinde, hükümetler ile halk arasında köprü görevi yapan sivil toplum kuruluşu. Peki bu raporlarınız, bu çalışmalarınız hükümet nezdinde veya kamuoyunda etkili olabiliyor mu? Bu önlemlerin, ihlallerin önüne geçilebiliyor mu? Faydası oluyor mu? Yapabiliyor musunuz bu alanda? Ne güzel dileklerle söylüyorsunuz. Keşke ülkede hiçbir hak ihlali olmasaydı. Gönül isterdi ki hiç rapor yazmayalım. Bazen yazdığımız raporlar tepki alıyor.
gerçeği yansıtmıyorsunuz, tarafsız, taraflı davranıyorsunuz. Ama şuna emin olun. Her yazdığımız raporda tarafsız ve vicdanlı bir şekilde raporlarımızı yazıyoruz ve gündeme getiriyoruz. Bu kadın hakları ihlallerinde olabilir, çocuk haklarında ihlallerinde olabilir, asker hakları ihlallerinde olabilir, sivil hakları ihlallerinde olabilir. Ne olursa olsun, bir hak ihlali olursa biz bize başvuru yapıldığı zaman resmileştiriyoruz. Size bir ilginç bir şey anlatacağım. 2-3 yıl önce bir asker bize başvurmuştu. İsmini açıklamak istemiyorum. Kendisinin her zaman baskı altında kaldığını, bir üst bölgesinde çalıştığını bize başvurmuştu. Biz onun başvurusunu kabul ettik. Gerekli şeyleri yazdık. Ama çok ilginç bir şey oldu orada. 3 gün sonra bize geri döndü. Dedi ki abi lütfen raporu yazmayalım. Benim için sıkıntı olacak. Böyle şeyler de oluyor. Yani bazen resmi kıyafetli güvenlik güçleri de hak ihlallerine uğruyor. Biz onların haklarını da savunuyoruz. Her kesimden size başvuru oluyor. Yani sadece siviller, hükümetten olmayanlar ihlale uğramıyor. Hükümet içerisinde de, askeri içerisinde de, her kesimde de ihlaller söz konusu. Doğru. Ve her kesimden size başvuru mu oluyor mu diyorsunuz? Evet. Siyasi kuruluş değilsiniz. Biz söylediğimi yine tekrarlamak istiyorum. Biz her kim ne olursa olsun bir hak ihlaline maruz kalıyorsa biz onun hakkını savunmak zorundayız. Bir yerden talimat alıyor musunuz? Kimden talimat alabiliriz ya? Biz hayatımız boyunca benim hayatım hak ve hukuk mücadelesiyle geçti. Tam tersi biz kimseden talimat almayız. Talimatlara da kapımız kapalıdır. Bağımsız bir kuruluşuz. Biz talimat almayız. Talimatlara da kapımız kapalıdır. Yani öyle bir talep olursa talimat biz gider geçeriz. Yani öyle bir şey olamaz. Peki, talimat almıyoruz. Bağımsız bir kuruluşuz dediniz. Peki, üzerinizde herhangi bir baskı var mı? Mesela hükümet veya yargı veya kolluk kuvvetleri veya halktan veya yani herhangi bir yerden bir baskı var mı? Tutuklamalar, üyelerini evet. Tutuklanma baskıya uğradınız. Aslında ihale üzerinde yıllarca baskı yapıldı. İhalenin 23 üyesi katledildi. Bugüne kadar yargısız infazlarla öldürüldü. İhale genel başkanı makamında saldırıya uğradı. Akın bir dal. İhade genel merkezinde sanırım. Binlerce ihade üyesi yargılandı, ceza aldı. Ama şunu söylemek isterim. Bence insan hakları savunucusu olmak onur verici bir şeydir. İnsan hakları savunucusu olmak adaleti savunmaktır. Adaleti savunan insan adaletten ceza almamalıdır. Çünkü adalet bir gün hepimize gerekli olacaktır. Sayın Canan. Buyurun efendim. Bildiğimiz kadarıyla babanız da kaybedildi veya öldürüldü. Katledildi mi? Evet. Nasıl? Acı bir olay olduğu için ben şey yapamıyorum. Yani zorlanıyorum söylemekte. Evet. 3 hafta önceydi sanırım. Cumartesi anneleri kayıpları soruyorlar. 831. hafta. Abdullah Canan. Babanızı sordular. Hükümete sordu. Ne oldu bu akıbetini? Bu alandan bir kayıp yakını olarak, babanızı kaybeden bir kişi olarak, bunun yarı sıra insan hakları Hakkari Şubesi Başkanı, Hakkari Başkanı olarak. Evet. Ne diyeceksiniz bu alanda? Valla bizim babam gibi 17 bin faili meşhur insan bu ülkede katledildi. Yani
Bazen şöyle diyorum. Babamızın nasıl öldürüldüğü sorusu geldi de bazen boğazımda sözcükler düğümleniyor. Tabii anlatmak zordur ama bu bir hak ve hukuk mücadelesidir. Bu haksızlığa uğrayan bir insanın ardılları olarak bizlere düşen görevin katillerden hesap adaletinde hesap sormasıdır. Biz bunu yapıyoruz. Bizler ve bizim gibi 17 bin faili meşhur ailenin çocukları, ardılları, kardeşleri, abileri, babaları bu hesabı soruyor. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı eylem planında Ona geleceğiz. çok önemli bir şey Buyurun. söyledi. Bu kaybedilen insanların tamamının işkenceyle katledildi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işkencenin zaman aşımına uğramayacak şekilde düzenlemesi. Bu iz cumartesi insanların genel talebi de budur zaten. İşkencecilerin ve işkence yapanların, işkence edilen insanların haklarının kaybedilmemesi adına bu bizim için önemli bir şeydi, heyecan yarattı. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı Meclis artık gerektiği kurumlar neyse bu eylem planını bir an önce uygularlar Hayata geçsin. biz kayıp yakınlarının da tek isteği olan faillerin de yargılanmasının önünü açarlar. Bu faillere baktığımızda hepsi üniformalı katillerdir. O üniformaların arkasına sığınıp ve o üniformalar altında korunan katillerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da biricik Yargılanmadılar mı diyorsun? yargılansalar dahi beraat ettiler. Ve o da çok komik cezalar aldılar. Yani örneğin bir adam öldürmenin cezası müebbet hapistir. Ama sen üniformalı olarak bir insan öldürdüğün zaman, yargılandığın zaman senin cezan 2 yıl, 3 yıldır. Peki gelmişken, madem ki gelmişken, Sayın Cumhurbaşkanı eylem planı, insan hakları bağlamındaki eylem planına gelelim. Olumlu mu bulduk dediniz? Böyle mi algıladım? Yanlış mı algıladım? Eğer anlattıklarını bir İçeriğine an önce uygularlarsa evet olumlu bulurum. bakabildiniz mi? İçeriğine baktım. Mesela işkenceden bahsediyor. Ondan sonra Mesela işkencenin zaman aşımına uğramayacağı maddesi var. Bu evet dediğinizin o bizim için önemli bir çok şey. önemlidir. O bizim için çok önemlidir. Cumartesi insanları ve kayıp yakınlarının bir talebidir. Aslında insanlığın bir talebidir. İşkence insanlık suçudur. Bir insan işkence edilemez. Değil bir insan, hiçbir canlı işkenceye maruz kalamaz. Eğer bunu uygularlarsa seviniriz. Ama umarım böyle dediler, uygularlar. Bizim de beklentimiz odur. İşkencehanelerde insanlar öldürüldü. Yani bu işkencehanelerde öldürülen insanların faillerinin yargılanmasının önü açılacaksa buna sevinmemek elde değil. Hepimiz tarafından heyecanla beklenen bir şeydi. Umarım yakın bir zamanda eylem planlarını uygularlar, güzel olur. Bu ülkemizin geleceği için de önemlidir. Bundan sonra işkencecileri umarım bizler görmeyeceğiz. İşkence edenler lanetli insanlar olarak tarihe geçer. Ve işkence yapmak isteyenlere de buradan bir şey söylemek istiyorum. Şöyle düşünün. Bir çocuğunuzun işkence edilmesi ne kadar ağrınıza gidiyorsa da başkasına yapılan işkence de onların ebeveynlerine, ardılarının zoruna o kadar gidiyor. Ve insanlık adına lanetli bir iş yaptığınızı tekrarlıyorum. İşkencecilere diyorum ki sizler dünyanın en lanetli insanlarısınız. Peki Sayın Canan, 90'lı yılları gördünüz.
Hatırlıyorsunuz. Evet, yaşadım. Yaşadım. 90'lı yılı, 90'da, 96'da. 96 hayatını kaybetti, evet, veya katledildi. Ne değişti? Değişen bir şey. Cumhurbaşkanı'nın eylem planını göz önüne bulundurarak, yani ne değişti? Umarım eylem planını bir an önce harekete geçtiler. Ben 90'lı yıllardan bugüne fazla bir şeyin değiştiğine inanmıyorum. Yine yargısız infazlar var. Yine yargısız infazlar var. Örneğin açıkça söyleyeyim. Azalmadı. Açıkça yani, söyleyeyim. Ben şu Yüksek ve Çarşısı'nda 4 tane çocuk panzer olayında dediler ki o makinalı silah otomatikmen tutukluk yaptı. Ya ben çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Eğer otomatikmen tutukluk yaptıysa niye o dükkanın önünde tutukluk yaptı? Niye o 4 kişiyi öldürdü? Niye bir kişi öldürmedi? Bence direktmen o çocukların üzerine ateş edildi. Ve çok önemli bir şey var. O mahkemen sonucunda sanık polis herhalde çok cüzi bir ceza. Bir yıl küsür ceza. Bir yıl, yani insan öldürmenin cezası bir yıl olmamalıdır. Hata vardı denildi, şu dedi, bu denildi. Yani ben şunu diyorum, insan öldürmenin cezası bir yıl olmamalıdır. Bu çok önemlidir. Azalmadı mı yani bu 90'lı? Bence yani gördük bir nevi azaldı ama yine işkenceler oldu. Hala var. Yine hala devam ediyor. Azalmasını isteriz ama peki şunu sormak lazım. 90'dan bu yana kaç tane faili meçhul olayın sanığı yargılandı? Yargılandı da ceza aldı. Ve de aydınlatılabildi. Aydınlatılabildi. Yani Türkiye'den aydınlatılamadı ve önemli şeyler yaşandı. Bu faili meçhul olaylarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok büyük, çok önemli kararlar çıktı. Türkiye yargısına gülünç denilen kararlar çıktı. Mesela Abdullah Canan, benim babam davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynen yerel mahkemenin vermiş olduğu karara gülünç karar diyor. Mahkum muydu Türkiye? Türkiye mahkum oldu ve Türkiye yerel mahkemenin vermiş olduğu karara gülünç dedi. Düşünün ki bir yargıcın veyahut da yargıç heyetinin, ağır ceza heyetinin vermiş olduğu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi heyeti şunu diyor. Bu karar gülüştür. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıçlarının içerisinde de Türk yargıçlar da var. Türk yargıçlar da buna imza atıyor. Oy birliğiyle karar veriyorlar. Yani kararlar komik görünüyor. Kararlar bağlayıcı deniliyor ama uygulanmıyor. Bağlayıcı değil. Bence anayasaya göre bağlayıcı olması lazım. Anayasadan sonra kanundan üstündür. Böyle olmalı ama uygulanmıyor. Keza Anayasa Mahkemesi'nin kararları bile uygulanmıyor bugün ülkede. Örneğin CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun kararı Anayasa Mahkemesi uygulamadı. Aynı çok karar diğer milletvekilleri için diğer milletvekilleri de milletvekilleri de için uygulanmıyor. Yani bu da hukuk sisteminin biraz daha bu eylem planıyla inşallah umarım güçlenir. Sizi karamsar gördüm yani. Ben bu konuda biraz karamsarım. Evet, karamsarım. Umarım ülkede hukuk, gerçek anlamda hukuk, suç ve suçluyu ve suçlu ve suçsuz ayıklanır. Kanunlar istendiği kanunlar kanunun şümülüne uygun bir şekilde, kanunun şekline uygun bir şekilde uygulanır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması aslında hepimizi incitir. Sayın Canan, siyasi ortama bakıldığında, kutuplaşma, aşırı gerginleşme söz konusu. Ve hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı bu insan hakları ihlallerinin bağlamında
eylem planı açıkladı. Bir şey, inanıyor musunuz? Yani bunun uygulanabilirliği var mı? Bu kadar kutuplaşma söz konusu. Bence biz bu ülkede kardeşçe yaşamayı bilmeliyiz. Kimse kimseden üstün değildir. Evet, buyurun. Yani bu kutuplaşma, bu gerginleşme ortamında insanlar giderek kutuplaşıyor, gerginleşiyor ve insan hakları eylem planı açıklanıyor. Çok olumlu, güzel, ben de biraz baktım, olumlu güzel şeyler var. Yani siz zaten karamsar gördüm falan. Ya bir düzelme şeyi yok mu? Yani bir imkanı, inanıyor musunuz bir şeylerin düzeleceğine? Bir tarafta bu kadar kutuplaşma var, aşırılaşma var ama bir yandan her şey güllü gülistanlıkmış gibi mi? Öyle mi algılayalım bu? Bence fazla bu eylem planı... Ütopik mi yani bu eylem planı? Bence bu eylem planının önce, bir an önce biz insan hakları savunucularında ve kayıp yakınlarında heyecan yaratmış olmasının uygulamalarını önce bir görelim. Ben kutuplaşmayı da kabul etmiyorum. Yani ülkede kim kutuplaşmaya da yol açıyorsa biz bunun karşısında olacağız. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Hiç kimsenin, hiçbir siyasi partinin, hiç kimsenin ülkesi değil. Hepimizin ülkesidir. Eğer 80 milyon yaşıyorsa bu ülkede herkesin ülkesidir. Kimse, kim bu kutuplaşmaya yol açıyorsa, neden oluyorsa tarihin lanetli insanları olarak anılacaktır. Ben buna inanıyorum. Peki Sayın Canan, Hakkari'deki ihlaller nasıl bir durumda? Yani ihlaller var mı, arttı mı? 90'ları da göz önümüzde getirdiğimizde. Tabii azalma gözle görülebilir bir azalma var, evet. Ama yani şimdi ihlaller oluyor, sınırda ihlaller oldu. Bu Dilimin Takası'nda ihlal oldu, Şemdili'de oldu, Deredik'te oldu. Bunların üzerine gidebildiniz mi, aydınlatabildiniz mi? Gönül ister ki Hakkari ilimiz güllü gülistanlık olsun, şah ihlalleri olmasın. Ama ne yazık ki bu bir iki yıl içerisinde bayağı hak ihlalleri olmaya başladı. Bu sene Esenler'de Şerali Dereli'nin olayı, keza Şemdinli Derecik'ti, pardon Derecik'ti. İki kişinin yaralanması genelde sınır ihlalleri olarak algılandı veyahut da doğru ihlaline uymadıkları yönünde bilgiler verildi. Peki ben merak ediyorum. Doğru ihtarı yapılıyorsa bence havaya ateş edilir. O mermiler havadan havaya atıldıysa gökyüzüne gider. Peki bu mermiler insanların vücutlarına değmiş. Bence büyük hak ihlalleri oluyor. Tabii biz bunların üzerine gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ailelerle görüştük. Bazı aileler bizimle görüştü, bazıları bizimle görüşmedi. Kendilerine farklı şeyler anlatıldı. Yani açıkça söylemek gerekiyorsa bazı kesimlerden kendilerine olumlu talepler gitti. Size işte kadrolar verilecek, bilmem bunlar hakkında bir suç duyurusunda bulunmayın gibi şeyler kulağımıza değdi, geldi. Ama ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onun araştırmasını yaptık ve kesin bilgilere ulaşmadık. İnsan Hakları Derneği hiçbir zaman hiç kimsenin ne etkisinde kalmıştır. Bir gerçeği, somut bir olayı ortaya çıkartıp tarafsız ortaya çıkartmak amacıyla oralara gitmiştir ama ne yazık ki bazı aileler İnsan Hakları Derneği ile bizimle görüşmemişlerdir. O da üzücü bir olaydır. Kendilerine önceden söylenmişti. İnsan Hakları Derneği ile görüşmeyin. Bu yönde duyumlar aldık. Eğer bunları da yapmışlarsa, kim yapmışsa bence insanlıktan özür dilemeli. Yani bir insan eğer bir hak ihlaline maruz kalıyorsa ve o insan farklı bir nedenle veyahut da farklı tekliflerle susturulabiliyorsa o da bir insan hakkı ihlalidir. Biz buna da üzülürüz. Ve şunu söylüyoruz. Bir hak ihlali varsa
Bugün sana, yarın bana. Bunun önüne geçilmeli. İnsanlar haklarını bilmeli. Ona göre davranmalıdır. Gözden kaçırdığımız, sizin dile getirmek istediğiniz bir şey varsa onunla özetleyerek bir şeyler demek yani isterseniz buyurun. Gönül ister ki ülkede hukukun üstünlüğü. Anayasa hukukun üstünlüğü esas alınsın ve herkes hukuk önünde eşit olsun. Bence yani şunu söylemek isterim. Cumartesi alelerinden bahsettik. 700. haftaya kadar bizler İstanbul Galatasaray Meydanı önünde hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyorduk. Ama ne yazık ki 700. haftadan sonra 700. haftada bize saldırı oldu. Ben de oradaydım. Ben bir kayıp yakını olarak oradaydım. Orada 85 yaşındaki anne bile gözaltına alındı. O hak, hukuk, adalet mücadelesi yaptığımız meydan, cumartesi insanların vicdanı olan Galatasaray Meydanı bile insan hakları savunucularına ve kayıp yakınlarına kapatıldı. Aslında bu Türkiye'nin nereye gittiğinin bir belirtisidir. Eğer biz kayıp yakınları olarak bu ülkede kayıplarımız nerede diye sorguluyorsak ve bizleri kaybedenlerin, bizim yakınlarımızı kaybedenlerin adlarını bile söylüyorsak, kendilerine de Hodri Meydan diyorsak ve kendilerine de dünyanın en lanetli kelimesi olan katil ünvanını yakıştırıyorsak, isimlerini sayıyorsak, peki biz bunlara iftira mı ediyoruz? İftira ediyorsak Cumhuriyet Savcılıkları açıktır ya, bize suç duyurusunda bulunsunlar. Kendileri de cesaret edemiyorlarsa yetkililer bizim hakkımızda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunsunlar. Bence eğer demokrasiden, hukuktan, adaletten, insan hakları eylem planlarından bahsediyorsak öncelikle Galatasaray Meydanı'nın cumartesi insanlarına açılması gerekir. Adalet bir gün herkes için gerekecektir. Yani herkes adaletin üstünlüğü, hukukun üstünlüğü prensiplerine uymalı. Hukuk bir gün bana da lazım olacak, sana da lazım olacak. Ülkeyi yönetenlere de lazım olacak. Ülkedeki tüm vatandaşlar için de gerekiyor. Umarım güzel günler göreceğiz. Son olarak dile getirmek istediğiniz bir şey var mı? İnsan haklarıyla insandır. Teşekkür ediyorum. Sayın Tayyip Can'a, İnsan Hakları Hakkari İl Başkanı. Stüdyomuza geldiniz. Bilgilerinizi, tecrübelerinizi, görüşlerinizi bize sundunuz. Ayağınıza sağlık. Yüksek Yol Haber Portalı ailesi adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Emeklerinize saygı gösteriyorum. Sizi kutluyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programla, başka bir konukla sizin karşınızda olma dileğiyle hoşça kalın.